İyi günler. Heykelpostane turundayız yine. Bursa'yı ve Bursa'nın geleneklerini anlatmayı sürdüreceğiz. Bugün daha ziyade Bursa tutkunu olduğu kadar yazarlık yönünü öne çıkaran bir sanayiciyle beraber olacağız. Özkan Irman. Gezdiği, dolaştığı, doğup büyüdüğü yerleri anlatmasını çok seven, bunu da hikaye ve romanlarına konu eden bir Bursa sevdalısı diyebilirim. Onunla birlikte yine her zaman olduğu gibi heykelpostane turumuzu yapacağız ama Bursa'nın daha farklı bir yönünü, yöresini anlatmaya çalışacağız. Özellikle Bursa'ya yeni gelmiş ya da 10-15 yıldan beri burada oturanlara Bursa'yı bir anlamda tanıtmış olacağız. Eskilere de burada doğmuş büyümüş olanlara da anılarını tazelemelerine yol açacağız diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Özkan Irman. Şunu sormadan geçemiyorum arkadaşlarıma. Bugüne kadar gelen 3 konuğum oldu. Onların içinde en genci Özkan Irman. Evet, çok teşekkür ederim. Çünkü eski anlatıyoruz. Önce... ben de artık çok gençtim. 56 yaşında oldum. 60'a merdiven dayadık artık. Hep 60'ın altında olmadı daha şimdi. Öyle mi? O yüzden... Genç sayılıyorum o zaman. Birkaç yılda yürüdüm. Çok güzel. Mesela sizin yaşadığınız yeri biliyorum az çok. Benim de arkadaşlarım var, ortak arkadaşlarımız var. O bölge Demirkapı Altı diyebiliriz. Muradiye, Hamza Bey üstü ya da yanı diyebiliriz. Kocanayip dersek çok az kişi belki bilebilir. Mutlaka o semtte oturanlar bilebilir. Heykelpostane turu dediğimde çok yanlış bir şey mi söylerim? Siz de atar mıydınız okul yıllarında bana? Evet, kesinlikle. Şimdi tabii ben bir Bursa çocuğuyum. Burada doğduk, burada büyüdük. Gururla söylüyorum bunu gerçekten seve seve. Bursa'lı olmanın da ayrıcalıklı bir şey olduğunu esasında ben ilk gurbete çıktığımda üniversite yıllarında anladım. Gerçekten Bursalı insana Türkiye'deki halk bambaşka bakıyor. Naif, kibar, efendime söyleyeyim birçok tarihi, turistik, kültürel yanı olduğu için de belki. Oradan çok fark ettim bunu. Evet, ben bir Hamza Bey çocuğuyum. Çekirdek mahalleler vardır Bursa'da biliyorsunuz eski, kadim. Muradiye, Çekirge, Şible, Yeşil ve dolayısıyla Hamza Bey. Muhteşem mabet, Hamza Bey camisi. Hamza Bey'den çıkardık biz arkadaşlarla. Çoğunlukla da iki arkadaş volta atlar biliyorsunuz. Önce yürüyerek altı parmaktan. Evet. Çoğunlukla rutumuz oydu. Altı parmaktan. Nereden iniyorsunuz oraya? Salı Pazarı, Çağlayan, Çarklı Değirmen. Çarklı Değirmen deyince yani, çoğu kişi bilmez. Tarif edeyim şöyle. İlk önce esasında... Hayır ben biliyorum da. Bilmeyenler için söyleyeyim. Cilimboz Deresi üzerinde. Tabii. Öyle diyebiliriz. Hamza Bey Mahallesi'nden çıkarsanız ilk uğrayacağınız yer... Muradiye Camisi avlusudur. İki tane muhteşem mabedin avlusundan geçerek biz o dediğim yerden Salı Pazarı'ndan. Çarklı Değirmen'e altı parmağa inersiniz. Şeyden 40 merdivenlerin üst tarafından. Evet. Öyle ya 40 merdivenlerden inersiniz. Hatta fırın da meşhur. Ya sormayın hangisini konuşacağız. Valla Bursa konuşmak çok acayip bir şey. Ya 40 merdivenlerden inersiniz. Bir şiirimde de var benim. Ya da Çarklı Değirmen'den inersiniz. O yıllarda çok güzel bir şey söylediniz. Bilmeyenler, Bursa'yı bilmeyenler. İşte biraz da kültürün evrilmesi. Vitrinlere bakmak diye bir şey vardı yahu. Şimdi vitrin elimizde. Vitrinlere bakmak ne önemli bir kültürdü. Ne önemli bir ayrıcalıktı. Şöyle bir baktım geçti. Ya vitrinlere baka. Yukarıya mı çıkardın? Tabii. Timur Taşpaşa türbesinin oradan Çakıramam'ın yanından işte nereye gidiyorsun? Postaneye. Yani biz o yıllarda... Siz oradan başlıyorduk. Tabii. Biz öbür taraftan başlıyorduk. Zaten eğer Hamza Bey deyken bir arkadaşınla yola çıkmamışsan mutlaka postanede buluşuyorsun abi. Bizim şimdiki gibi böyle randevuya geç kalma, kıvırma şansımız da yok. O zaman gerçekten bir sözleşme kültürü vardı. Evet. Şimdi buluşmaya 5 dakika kala gelemeyeceğim, başım ağrıyor diyorlar. 3 ay önce sözleşirsin üniversite arkadaşınla, 3 ay sonra orada buluşur, bir tur atar alışveriş yaparsın üniversiteye gitmek için örneğin. Yani yaz tatili biter. Orada buluştunuz. Evet, postanede başlar, Yeşil'e kadar gidersiniz. Yeşil'e kadar mı? Tabii. Bizim rutumuz oydu. Yani mahvelde bitmiyor yani. Hayır. Yeşil'e gideriz, Yeşil'e çay içeriz. Asıl mevzu esasında şu, Bursa'ya nereden bakalım? Bakacaktan mı bakalım uzaktan? Dünyaya böyle çok uzak bir gezegenden bakar gibi. Aşağı inelim Uludağ yolundan mı bakalım? Yıldız Kahve'den mi bakalım Bursa'ya? Kireç Ocakları'ndan mı bakalım? Veya Yeşil'den mi bakalım? Yeşil'den baktığın yer başkadır, Yıldız Kahve'den baktığın yer başkadır. Şu anda bizim bulunduğumuz mekan mesela Bursa Ovası. Eski köydü bazı Nilüfer Köyü. Babam kalksa dirilse ya şaşırır kalır. Özkan Bursa ne kadar gelişmiş, ne kadar değişmiş diye.
Yani Yıldız Kahve'den buralarda ev yoktu. Tek gördüğün yer çekirge, bir statüm ve olabildiğince uçsuz bucaksız Bursa Ovası. Yani şurada ben yeni evlendim, sözünü unutmayın. Sosyal kent oturuyordum şurada Nilüfer'de. En son otobüs ve minibüs oradan kalkardı. Yıl 94, tarih değil canım. Ondan sonra başladı at evler ve Ölüce yani biliyorsunuz. Bu panoramayı daha iyi anlatabilmek için şunu ilave edeceğim ben de. Hüsnü Güzel Bahçesi'nden baktığınız zaman orayı görürsünüz. Bak. O da başka. Eski Mudanya Demir Yolu'nu, 1860'larda yapılan Mudanya Demir Yolu'nun geçtiği alanlar tamamen doğanın içinden bademli Mudanya Yolu. Evet. İşte oraya kadar uzadık ama biraz içeri dönelim. ben şimdi Özkan İrman'ı ismi olarak biliyordum. Sanayicilik yönüyle de biliyorduk belki. Ortak arkadaşlarımızdan dolayı biraz daha, hatta kuzeninizden dolayı da biraz daha yakın. Murat abi de analım buradan, Murat İrman'a. Ondan sonra da insanlar belirli bir yaşa gelince, ekonomik anlamda dersem incitmemiş olurum herhalde. Yine belirli bir yere gelince hayatta bu sefer çevresine bakmaya başlayabiliyor. Herkese has bir durum değil, haslet değil. Evet. Siz öyle bakmaya başlayan birisiniz anladığım kadarıyla. Çünkü önümüzde duran bu kadar kitabı en az kaleme almanın ne olduğunu bilecek biri sayılırım. Sizin de yani var. Birkaç tane ben de yaptım. Onun ne anlam taşıdığını çok iyi biliyorum. Ama içerikleri genelde sizin gördüğünüz, bildiğiniz, tanıdığınız kişilerden o kişileri mekanlara yerleştirerek bir Bursa panoraması çizmek. Doğru mu özetleyebildim? Kesinlikle. Yaşadığımız yerden beslendik. Ya insan çıktığı yumurtayı inkar edebilir mi? Hayır, inkar yani, etmenin ötesinde. Tabii. Onu anlatabilmek. Tabii. Oradan da bir sonuç alıyorsun. Oradan besleniyorsunuz sonuçta yani. Ben dedim ya işte bir Bursa çocuğuyum. İlk kitabım Mezir Çırağı burada da var. Onun filmini seyretmiştik. Evet, filmi de oldu çok şükür ki. Yani filmi siz tamamen sizin yapımınız. Yapımcısı benim, sanat yönetmeni benim. Yönetmenle ciddi anlamda hem senaryoda hem de çekim esnasında yardımcı oldum. Bizzat da çekim esnasında 21 gün setteydim. Eşimle, çoluğumla, çocuğumla oradaydım. Çünkü çok önemli bir şey benim için. Kendi çocukluğum ve babamın hayatı. Yani oradaki çocuk rolünde benim. Çocuk benim küçüklüğüm yani. Burası nereye anlatıyorsunuz? Tarihi Pirinçhanı. Tarihi Pirinçhanı 70'li yıllarda oradaki esnafın hayatına ben farkında olmadan esasında ışık tutmuşum. Daha çok ben de yanlış hatırlamıyorsam ne kadar olsa kapalı çarşıdan dolayı orayı da biraz içine girmesem bile Pirinçhanı'nda ayakkabı imalatçılarının olduğunu sanıyorum. Evet, evet. Sanıyorum değil, evet. Oradan gelirdi. Adı Pirinçhanı, tabii ismini taşıyan bir hayatı sürmüyordu artık Pirinçhanı. Tabii o bir vakfi olarak vakıf yapılmış. Vakıf da o zamanlar tabii. Yani başkent İstanbul'a gittikten sonra Bursa'da yapılan ve bazı önemli yapıların korunabilmesi, bakılabilmesi, bakımını sağlanması için. Tabii, gelir elde etmek için 1500 yıl. Vakfiye, çünkü dükkanlar sonunda var içinde. Evet, evet. Çok şekil değiştirmiş biraz. Tabii, ama öyledir. Arabacılar anı gibi olmuş bir ara. Falan. Bütün hanlara bakınız. Bütün yani yeni modern hanlar içinde geçerlidir bu. Yani betonarmeden yapılan bir han içinde geçerlidir. Sonrasında başkalaşıyor. Ya muhit açısından, ya hayatın evrilmesinde oradaki meslek erbaplarının hayata adapte olmamasından veya mesleğin kaybolmasından olabilir. Şimdi semercik diye bir meslek var mı? Ama handa vardı semerci. Orada yanılmıyorsam bir futbol topu imal eden vardı hatırlıyorum bir ben. Bir arkadaş ben babam vardı, yapardı vardı. Dedi. Vardır. Futbol topu dikilirdi Bursa'da. Vardır. Her türlü. Vardır. Yani, genelde onlar mıydı? Ben çok bilmiyorum. Kunduracılar ağırlıklı. Kunduracı ve yan sanayi diyelim. Sayıcısı, frezesi, forajısı. Ne demiyordu o sepete takılıp? Sepette kalıba takıldığında frezeciye gider. Aynı şunu ayakkabı demeye çalışıyorum. Her numaradan ayakkabıların olduğu kalıplar. Kalıplara takılıp. Yani o gelirdi dükkana. Evet. Kapalı çarşı, alt çarşıya özellikle. Uzun bir sepet. Uzun bir sepettir. İşte yani 39'dan başlar. Erkek ayakkabısı 43-44'e kadar devam eder. Evet. Kalıplarla frezeciye gider. Frezeci babamız ne iş yapıyordu? Benim babam işte kekte arabada. Gelir durumu düşük. Çıraklara özellikle, kalfalara, kuru fasulye, köfte öyle, satıyordu. Öyle servis yapıyordu. Tabii. Öyle servis. Mezeci çırağıydı. Ben işte esasında. Yani o izledin filmi biliyor musun? Yani camda mezeci yazıyor ama yaptığı işte esasında mezeciyle alakası yok. Tek niyeti o yıllarda meze yapmak, satmakmış. Kaç yaşına kadar siz oraları? 16 yaşına kadar ben oradaydım. Ha, ne zaman? Bayağı biliyorsun. 6 yaşından 16 yaşına kadar. Ciddi anlamda bir mesai verdim ben. Hem babamın yanında hem de Pirinçhanı'na diyeyim. Orada sizin aklınızda kalan en önemli şey, diğer yerlere de geçeceğim çünkü. Ne iz bıraktı sizde kafanızda? Valla şimdi film ben kitabımda da yazıyorum. Kitabımda da yazıyorum. Han bazen bilgi bir öğretmendir. Diyorum ben kitabımda. Bazen de canavara dönüşür. İnsan canını alır.
Yaşayan canlı bir organizma gibi. Hayatı öğrendim ben orada. Sıra dükkanlarda kimler oturur? Döküm işinde nasıl olur? Potada bir demir nasıl eritilir? Nasıl dökülür? Nasıl dikkat edersin sana bir şey gelmeden, yaralanmadan bunların arasına geçmen için? Orada insanın parmakları kopuyor yerde, parmaklar oynuyor. 6-7 yaşında bunu görmüşsün. Yani orada gerçekten pişiyorsun. Ama en önemli şey, ben şunu öğrendim Pirinçhanı'nda, meslek erbaplarının dayanışması. Müthiş. Yani adı konmasa bile o lonca sisteminin devamı gibi devam edebilir miyiz? Kesinlikle lonca sistemi. Yani adını koyalım. Evet, lonca sistemi. Yani oradaki meslek erbaplarının dayanışması ekmek parası söylemeninde bugün esasında hem kitabı bu anlamda da okusun, okurlar, okumayı sevenler bir baksınlar neymiş o yıllardaki insanların yaşam biçimi. Hemen oradan iki küçük soru Pirinçhanı'ndan çıkabilmek için soruyorum. Birincisi, demin bir deyim diyelim onu, Bursa çocuğuyum. Evet. Başka bir kentte bunu söylemezler. Mesela ne bileyim, herhangi bir şehir olsa yani, delikanlısı. Evet, evet. Bursa çocuğu kaç yaşında olursa olsun ben... Hep Bursa çocuğuyuz deriz. Yani ağzıma pelesenk olmuş. Hayır, sadece biz demiyoruz. Tabii herkes söylüyor. Herkes söylediği için. Ağzıma pelesenk olmuş tabii. Yani o dikkatimi çekti. Tabii ilginç. Bir de Pirinçhanı'yla ilgili sanki orta ölçekli bir sanayi kuruluşu gibi mi? Evet. Şimdi şöyle, ayakkabı butik, sanayi butik, var mıydı? Hayır canım, yok. Butik sanayi odası gibi sanayi bölgesi bile değil, değil yani. Bölge de değil ama. Şöyle İsmail Bey, esasında sanayinin ta kendisi o yıllarda. Neden? Ayakkabı fabrikada üretilmiyordu ki o zamanlar canım. Ayakkabı üretmek bir el sanatıydı. Futbol topu da üretilmiyordu. Tabii kargolojiler vardı. Balta yapıyor, keser yapıyor, soğuk demirciler vardı. Kamyon kasası yapan yerler vardı. Acaba şeyden balta, diğer metal şeylerin bu imalatı, metal eşyaların imalatı Bursa'nın geçmişte başkentlik döneminden kalan kılıç yapımından, bıçakçılıktan mı geliyor? Muhakkak ki. Anadolu'da hala var. Var. Gidiyorum mesela bir Köyceğiz'e gidin, gidin çarşının içerisinde bir soğuk demirci var. Yavaş yavaş tabii sanayiye evrildi. Şimdi sadece satıcı olduk. Büyük şimdi şeylerde. Ben buradan nereye atlayayım? Kafamda kurguladım hadi çünkü. Tatlıcım hikayenizden, romanınızdan. Evet. Hani fazla onun içine girmeden konuşacağım. Çünkü başı belaya sokabilir bazı şeyleri. Ya şöyle, insanız biz. Evet. Orada bir insan profili. Defomuzla her şeyimizle insanız. Hiç kimse evliya değil. Kimse kusura bakmasın. Ha, ben o açıdan almıyorum. Tatlıcımın, ya yani tatlıcı canın, öyle diyelim hikaye kahramanı. Sizin benim gibi bir insan tatlıcı. Tatlıcı canın bu işi yaparken gezip dolaştığı yerler Bursa'ya anlatıyor. Evet, işte ben doğrusu yani sözün özü, mezi çırağını yazarken ben han içinden sadece tek mekandan baktım Bursa'ya. Evet. Oradaki esnafla her ne kadar diyaloglarda Ulaabat vesaire geçse de bazı isimleri. Ama tatlıcım sadece kanlı canlı can, yani kahraman da can. Kocanayip Mahallesi'nde evi, tatlıyı da kendi evinde yapıyor eşiyle beraber. Tezgahı diziyor, sabahın köründe yola çıkıyor. Ya Çağlayan'dan gidiyor Devlet Hastanesi'nin oradan Ulu Cami'ye ve Pirinçhanı'na uğruyor. Daha kolay tatlısını yolu. Tüketiyor, satıyor. Veya Ulu Cami'nin önünde mi? Ulu Cami, Pirinçhanı'da satıyor. Ulu Cami'de, yani şöyle küçük esnaf baktı bir mekanda eritemedi ürünü, başka bir yere geçer. Ve simitçiler öyle yapmaz mı? Yani öyle gezdire gezdire bazen Devlet Hastanesi'ne gelmeden tatlısı biter geri döner. Kısmet. O günkü rızk ne zaman biteceği veya ne zaman geleceği belli olmaz. Bazen de Pınarbaşı'ndan, Hisar'ın içerisinden geçer can. O kale içinden yani. Kale içinden Timur Taşpaşa, Çakıramam'dan girer Pirinçhanı'na. Yani ben tatlıcımda ve farkında olmadan esasında ben tatlıcımı yazarken Pirinçhanı, Mezir Çırağı kitabının devamını yazmışım. Devamını yani. Farkında olmadan. Hanın dışına çıkılmış. Evet, evet. Yani istikametler burası. Sizin evet. Heykel postane turları içinde yaptınız. Evet. Canın da defosu çapkınlık. Çapkın bir adam. Herkesin bir defosu var. O çapkınlığın yanı sıra özellikle şey dikkatimi çekti. Bu sabah baktım ben de. Ulu Cami'den altı parmağa yönelirken izlediği yol, yokuş aşağı inerken sırtını arabaya verip o fren, dengeyi sağlamak. Tabii. Oralarda neler vardı hatırladığınız o şimdi anda? Şimdi şöyle mesela... Biraz yaş farkımız olsa evet, da... Mesela Kocaeli'den çıktığınızda ilk önce orada bir ipek böceği fabrikası vardı. Tatlıcı can orada durur. Neresi tam? Tam şeyden çıkarken daha Çağlayan'a gelmeden sağ tarafta o kahveleri geçince ipek böceği fabrikası vardı. Şimdi orası bir okul oldu. Ha evet. O fabrikayı Hümayun. Evet. Ondan sonra teker tütün deposu.
Evet. Tatlıcan oradan gelir, hızlıca geçer oradan. Niye? Çok kötü kokar ipek fabrikası. Araya sol tarafa girdi mi Koca Naime doğru. Evet. Ya yani bu taraftan gelir. Evet. Koca Naime soldan gelir. Ama ben şimdi çıktım, Ulu Cami'ye doğru gideceğim ya. Sağ tarafta tütün kokusunu çok sever Can. Orada durur. Eskiden gelincik cigarası vardı. Hı hı. Bir cigara tellendirir, dinlenir. Ya nasip, ya bismillah der, ya Allah der. O Çağlayan yokuşuna vurur. O arabayı götürmek, oradan çıkmak. Yani benim neslimdeki insanlar bir seyyar satıcının yokuş yukarı bir arabanın çıkartmasının ne kadar zor olduğunu bilirler. Ben bizzat da babamla yaşamış bir insanım. Yani çok zordur. Birkaç taksitte, kaç taksitte çıkar arabayı? İnerken tamam, arkaya doğru yaslayacaksınız kendinizi. Çıkarken de olabildiğince ayaklarınızı geri iteceksiniz ki araba kaymasın bir kazaya belaya. Bir de sermaye. Evet. Bütün ekmek tekten senin o. Gitti mi yani? Oradan Ulu Cami'ye mi çıkıyor? Oradan demir kapıdan, devlet hastanesinden sata sata Yıldız Kahve'de. Aşağı hemşire okulu var biliyorsunuz Yıldız Kahve'de. Orada hemşirelere biraz tatlı satıyor. Devlet hastanesinde de hastalara. Oradan Tophane Üssü Meslekçisi'ndeki çocuklara. Oradan da aşağı iniyor. Pirinç Anı'na gidiyor. Tatlı Canı'nın rutu bu. Türbelerin oradan geçiyor. Evet, evet. Yani Tophane dediğimiz evet, yerde. Evet. Tophane ile bir ilişkiniz olur muydu? Meslek sesi mezunuyum ben. Elektrik bölümü. Şu açıdan aile falan gider miydi anlamında söylüyorum. Ya şimdi biz yaya yürüyen insanlar. Tophane'yi de çok fazla bilmiyor insanlar. Bilmiyorlar. Tophane gitmemiz olur mu? Orası mesela çay bahçesi falan var Tophane'de. Bak unuttuk. Oradan da Bursa seyri var. Çok iyi bir seyri var. Tarihi mavi de olacak. Şimdi değil. Şimdi değil. Tophane'yi söyleme nedenim şu. 1855 Küçük Kıyamet Bursa Büyük Depremi olduktan sonra çok yerde moloz çıkmış. O molozlarla doldurularak yapılan bir alan. Ahmet Büyükbaş'a önce müfettiş olarak geliyor. Sadrazamlıktan azizlik müfettişliğe biraz da sürgün gibi geliyor. İkinci gelişi Bursa Valisi olarak. Hı. Ahmet Büyükbaş'ın yarattığı bir mekan. Fransız kültürüyle yetiştiği için ailelerin eşleriyle birlikte gidip oturabileceği bir şey tahayyül etmiş. Evet, evet. Yani o dönemde bile bu tahayyül edilebilmiş bir şey. Bu döneme dönmeyelim ama türbesi, siz nasıl görüyordunuz orada? Ya orada tabii biz oraya... Şehadet Camii karşısı orada evi ya, burada girerken okudunuz. Kagir evlerin arasından geçersiniz. O doku kayboluyor gitgide biliyorsunuz. Çok az kaldı Bursa'da eski tarihi Bursa evi. O konuya da orası girelim. Koruma altındadır büyük ihtimalle. Yani kaleye artık korusun lütfen yani zaten. Hayır, geçmişte yani, oldu mu 80'li yıllardan itibaren tabii, oluyor. Yıktık betonarme evler yaptık derme çatma. Orada biz dua ederdik Osman Gazi'ye. Oradan girerdik, bakardık, çay içerdik. Tophane'de. Ne kadar güzel günlerdi. Mesela okul tatil olduğunda, öğle mollarında yani orada bir şeyler yerdik, sandviç, tost falan. Oradan Bursa'yı seyrederdik. Çok önemli bir şey var. 70'li yıllarda Bursa'da yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Ben hatta yazdım da onu. Çokça, sıkça da değiniyorum. Üniversite konuşmalarımda da söylüyorum. Eski her zaman kötü değildir. Ecdat yadigarı, tarih kokan o Arnavut kaldırımlarını söktük attık. Yerine bu nereden bulduysak bu asfaltı yaptık. Ve bir tarihi bir durum kayboldu. Sonra tekrar onları bir daha asfalttan bir daha söktük. Tekrar küçük taş yaptık. Şöyle söyleyeceğim. Muradiye Camisi avlusundaki o canım kaldırım taşlarına 2. Murat basmıştı. Törenler yapılmıştı. Bu kültürü nasıl yaptık? Şu anda müze şeklinde canım, yeni. Yeni oldu. O taşlar kalktı. Pırıl pırıl. Orijinal taşlar. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Ya kardeşim biz yenilik yaptık, modernleştik. Özür dilerim, Fransa niye yapmadı? Niye Çekoslovakya yapmadı? Şanzelize'de, tabii canım. Ya bugün Bulgaristan'a gidin, Romanya'ya gidin. Tarihi sokakları ecdat yadigarı Osmanlı yapmış. O taşlar olduğu gibi duruyor. Ve öyle güzel yapmışlar ki. Hatırlayın eski Bursa'yı. Yani altı parmak da öyleydi. Taşlar öyle güzel yerleştirilir ki ortada bir su oluğu vardır. Asla selmer götürmez. Evet, şöyle bombeli gelir. Evet. İstediğiniz zaman sökün altından doğal gaz geçirin, elektrik geçirin, su götürün. O zaman şöyle yapalım. Bu tabii ki öz eleştiriyi yapacağız. Tabii canım. Bunu yapmayalım demiyorum. Zaten bütün işimiz o. Eskiyi koruma. Hatayı görüp doğru yapmak. Şeyden biraz bahsedersek, yani sizin oraya uğramışlığınız, orada bir yaşanmışlığınız var mı diye sur içine dönelim. Kapılara. Evet. Saltanat kapı, zindan kapı, dağ kapı. Zindan kapı tarafını pek bilmez herkes. Orada çok yeni kesinlikle. Mağaralar falan bilinir. Size biraz daha yakındır diye belki düşündüm ama. Şimdi oradaki bütün mağaraları çocukluk ortaokul merakıyla, lise merakıyla biz delik deşik etmişizdir. Hepsine gidip bakmışızdır. Hatta böyle şehir efsaneleri dolaşır ya orada canavar vardır vesaire gibi çocukken. Ondan sonra tabii ben Hisar'ın içerisini çok iyi biliyorum. Niye? Meslek sesi mezunuyum. 3 yılım orada geçti. 3 yıl boyunca da karış karış arşınlamışımdır. Ama en önemli şey Tatlıcı Can'ın da gittiği kitabımda Panayır. Pınarpark. Pınarbaşı. İhsan'ın sonunda Kalenin suyun hemen dibinde Pınarbaşı başlar.
Ben de futbol kitabını yaparken biraz daha geriye gittim. İlk takımların kendini gösterirken o dönemi anlatıyor. Yani kaynaklar anlatıyor. Ben oradan alıntı yaptım. Mektepliler Bayramı diyor. Orada futbol oynandığı bile... Futbol oynanıyor orada. Ben seyrettim. Çok seyrettim. Ha, sonraki yıllarda. Tabii sonraki benim yıllarda. Söylediğim 1900... Daha önce mi? Yani 19. yüzyılın başlarından bahsediyorum. Mektepliler Bayramı da orada yapılıyormuş. İlginç. Sonra da kendi rahmetli annem şu anda 95 yaşında olacaktı. Kısa bir süre önce kaybetti. Allah rahmet eylesin. Onun çocukluğunda bile gittiklerini anlatır. Yani birkaç defa gidilmiş. Ben de lise çağlarında bir kere uğramıştım. Pınarbaşı diye bahsederler. O özelliğini hiç yitirmeden günümüze geldi. Şimdi biraz yitirdi gibi oldu sanki ama şunu demeye çalışacağım. Mektepliler Bayramı dahi orada yapılıyor. Sportif. Evet. Mesire yerleri vardı Bursa'da. Değişik değişik yerlerde. Bilmeyenler için hani konuşmak gerekir. Bir tanesi biraz önce konuşmuştuk. İşte kireç ocakları ve üstü. Uludağ eteklerinin üst tarafları. Biz eskiden çocukken piknik demezdik. Sefa derdik. Sefa kuralım. Sefaya gitmek. Sefa kuralım derdik. Yani tabii, ne demekse o. Tabii. Sefalanmak. Piknik lafı sonradan bu Amerikan dizi filmleriyle falan girdi hayatımıza. Amerikan filmleriyle girdi. Sefa kurmak sefa diye bir şey olurdu. Hafta sonları mutlaka sefaya gidilirdi. Ya deniz kenarına gidilirdi ya işte bir yeşillik kırsal alana gidilirdi. Yani Bursa kültüründe sefayı bilmeyen benim neslimde ve altımda üstümde insan yoktur. Muhteşem günlerdi. Hemen çıktım şeyden. Azıcık Saltanat Kapı'ya değineceğim ama olumlu şeyler söylemeyeceksiniz. O restorasyonu nasıl buluyorsunuz desem? Yani şimdi şöyle, bu ciddi bir iş. Şimdi restorasyon yaparken ben bazen sosyal medyada görüyorum. Hatları korumuşlar. Yahu tuğla ve kâgi şeyi boyamışlar mesela. Yani bu işin bir akıl olduğunu, ilmi bilimi feni olduğunu ve uzmanlık gerektiğini bir kere büyük bileceğiz. Büyük denizcilerin yapacağı bir iş değil. Değil. Bu tamam. Adam kapıyı sökmüş o demir kapıyı, yerine Amerikan kapı koymuş. Handa. Allah aşkına ya yani... Tarihi handaki o kapıyı paha biçilemez. Onu restore edeceksin. Kurtçuklar varsa delikleri tamir edeceksin. Demirini tamir edeceksin. Ve onu tek oraya asacaksın. O başlı başına koyacaksın. Şey. Facia. Yani facia. Onun için söyledim zaten. Hemen aşağıya indik biraz. Aşağıya inmeyelim. Ters taraftan tekrar döndük altı parmak istikametine. Yahudilik diye. Ya canın en sevdiği yer. İki kadeh parlatmadan evine gitmez can. O dönemde bütün yorgunluğu tabii. Tek tek var solda Misi şarapçısı. Sağ tarafta da o zamanın tek şeyi var. Manav vardı. Tabii manavın yanında da işte biliyorsunuz şey var. Nalbur var bir tane. Aktar var özür dilerim. Manavın sizin bildiğiniz zamanki sahibi olmayabilir mi? Ondan daha önceki sahibi galiba benim akrabam çıkacak. Olabilir. Çocuklarını belki bilirdiniz falan ama orayı hatırlıyorum. Evet. Sonra sağ tarafta bir meyhane vardı. Evet, Arap Şükrü artık o cadde. Vitali vardı. Yani. Ondan sonra daha sonra Arap Şükrü haline geldi. Evet. Daha önce trafiğe açık mıydı? O cadde mi? Tabii canım. At arabaları falan geçerdi orada. Geçerdi. Tabii geçerdi. Açık. Gerçekten Yahudiler oldu. Tabii. Ya kestirmiyor yani, mu alt parmağı çıkış? 1948'de onlar 7000 kişi gitmiş bir gecede zaten. Bayağı boşaltmışlar. Az bir aile kaldı. Altıydı olayları. Onlar günlerce konuşulacak. O daha sonra İsrail'in kuruluşuyla olan yani. Bir şey. Ama şu çok önemli. 7-12 Eylül 1962'de ilk Bursa Festivali yapılırken İsrail ekibi gelmişti. Rahmetli Niyazi Menteş gazeteci büyüğümüz. O şunu söylemişti. Yakından izlemiş. Ekipteki kişiler oradaki küçük bahçeleri olan ya da saksılarda çiçekleri olan evlere izin alıp girmişler sahiplerinden. Siz daha iyi hatırlarsınız bana oranla yakın olduğu için. Oradan toprak alıp götürmüşler. Dedelerinin özlemi toprağını. Görüyor musunuz? Özlemi yani, görüyor musunuz? Birebir dinledim. Aynı şeyi biz yaşıyoruz şimdi işte. Gittiğimiz zaman Balkanlara. Ben dedem İskeçeli. Selanik göçmeni. Oralara gittiğimizde insan gayri ihtiyari duyumsuyor. Bak diyorsun dedem, ninem buralarda gezmiş ve buradan kopup gelmişler. Çok acı bir şey esasında bakarsanız. Yani göç ama zorla, ama isteyerek, ama zorla çok kötü bir şey. Yani topraklarından olmak çok kötü bir şey. Konserveyi bırakırsınız, ben Sin kitabında onu yazdım. Konserveyi bırakırsınız alamazsınız biliyor musunuz? Belki dönerim diye. Çok acı bir şey bu. Ben göçe çok içim acıyor. Çok kanıyor içim. Hemen şöyle söyleyelim, insan hayatında olduğu gibi zaman çok acımasızca geçiyor. Bizim süremiz de azaldı. Evet. Onun için şuraya değineyim bir. Mezeci Çırağı'nın filmini seyretmiştik, davet ettiniz. Dün akşam yine oynadı televizyonda, ilginçti. Ha, onu bilmiyorum. Ben burada sinemada izlemiştik. Tabii bir kanalda devam dönüyor şimdi. 12-13 gösterim oldu. Aşk Terapisi diye bir oyun izlemiştik üniversite salonunda. Ona sponsor oldunuz. O nereden kaynaklandı? Yani buna merakınız
Ben sanatı seviyorum işte, farkındasınız, görüyorsunuz. Bir sinema filmi yapmışım. Tiyatroyu çocukluğumdan beri çok severim. Öğrenciyken de sahnede inmeyen bir insandım ben, öğrenciydim. Bir tiyatro oyunu yazar, skeç yazar oynardım arkadaşlarımla. Bir tanesi Okan Aras'tır partnerim, bir tanesi Koral Yeşildağ'dır partnerlerimden. Çocuklarım da yine aynı şekilde. İki çocuğum da, bir tanesi Güzel Sanatlar Bölümü mezunu ortanca. Küçük de özel okulda devamlı sahnede inmeyen bir çocuktu. Bu yönümüz var bizim, seviyoruz bunu. Ben işte aşk terapisini Bursa'ya getirdiğimde neden bu şey vesile oldu? Gittim İstanbul'da izledim, o kadar hoşuma gitti ki. Dedim kaç para istersiniz? Hadi gelin bunu, bu güzel oyunu Bursalılar da seyretsin. Ondan ben sponsor olacağım. Gerçekten onlar da yardımcı oldular. Gittik burada Fethiye Kültür Merkezi'nde, Uludağ Üniversitesi yardımcı oldu. Çok geniş bir kitleye, binlerce insan geldiler, seyrettiler. Gurur verici bir şey. İnşallah bunları yapmaya devam edeceğiz. Acaba bundan sonraki kitap çalışmalarında, projelerde yine Bursa'nın belirli yerlerini anlatabilecek karakterler bulup oradan mı yolaşacak? Ya hiç kopmaz ki. Bursa'dan nasıl kopsun şimdi yani, şu dünyam? Öyle bir şey mi düşünüyorsun? Yani ben mesela farkında olmadan yola çıktığımda, mesela Yamyam ve Avcısını yazdığımda Hataylı o dört yollu bir genci yazıyorum esasında. Kadir Avcı'yı yazarken. Oradan bir baktım yine Bursa'ya girdim ve yine Pirinçhan'a girdim. Düşün dünyası, köklerinizden kopamıyorsunuz. Yine seni dönüyor, başka dolaşıyor. Başka bölgelere ait kitaplar da var. Olsa dahi yine yollar gene senin çocukluğunla kesişiyor. Çünkü seni yapan en önemli yapı taşı o 1 ve 7 yaş arasında yaşadığın o en keskin. Onu çok etkiliyor. Çok etkiliyor. Mesela iz yok. Vukuat yok. Vukuat yok da. O da askerlik döneminde ama o aralar... Yine çocukluğum var. Esasına bakarsanız yazan adam da dönün geçmişine, çocukluğunda mutlaka bir arıza vardır. Bakınız. Mutlaka vardır. Arızadan kastım böyle çok büyük bir felaketten falan bahsetmiyorum. Zorluk vardır diyelim. Zorluktan beslenmek vardır. Yani biraz önce bir cümle sarf ettiniz orada. Eski çok kötü değil. Kötülüğü bırakın. Eskiyi anmak, yeniyi terk etmek anlamına gelmiyor ki. Evet. Mesela şöyle bir şey geldi. Gözümün önünde canlandı. Dondurmacıyı dört gözle beklerdik. Ya süt sal dondurma. O değil. Şey, gidip öyle külahı koyuyorlar. Dondurmacı yani bizim hayatımızda çok önemli yeri olan. Ya. Benim öyleydi. Macuncular. Macuncular. Tatlıcılar. O işte. Muhallebiciler. Şimdi waffle oldu. Hayır, onun gibi fotoğrafı bile etkileyebilir. Sormayın ya. Yeni kuşağı herhalde etkiler değil mi? O orada dursun. Tabii. Şimdi ama öyle bir hızla akıyor ki yaşam. Gelişmeler o kadar hızlı. İsmail Beyciğim öyle. Yani biz babamızla, bilmiyorum siz de bu gözlemi yaptınız mı? Ben kendi babamla yenilikleri birlikte yaşadım. O da benden önce görmemişti. Belki bir İkinci Dünya Savaşı vardı. O yokluklar, zorluklar vardı ama gelişmeler açısından baktığımızda farklı değildi. O da radyoyu biliyordu. Pick-up'lar vardı. Teyitler daha sonra çıktı, televizyona doğru beraber geldik. Biz de, şimdi evet. O kadar bir büyük değişiklik var ki sobayı görünce çocuklar şaşırıyorlarmış. Hatta yani. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş bile anlatmıştı. Baba bu ne diye sormuş kızı. O da bizden çok daha genç biri. Eskiyle beraber yoğulmak lazım. Bugün bir yurt dışına gittiğinizde bakıyorsunuz 70 yaşında kasiyer var. Yürüyen akıl. Altta bir de müzeler var. Bizde hemen eski TÜKAK'a ya yaşlılar gitsin gençler yerini doldursun. Hayır, gidecekler zaten. Ölecek adam yahu. Yani kalmayacak, kazık kalkmayacak bu dünyaya. Yani kadim kültürün devam etmesi eskilerle beraber olur. Obje, eşya, sokak zaten korunmaz mı kâgir ev canım Bursa'da? Gitti, kayboldu gitti. Ne kaldı eskiden günümüze? Dışarıda işte sit alanı yapılıyor, müzeler biliyorsunuz, geziyorsunuz. Gezmekle bitiremiyorsunuz bir Pırağı veya başka bir yere. Öyle olmalı. Burada da yavaş yavaş o çalışmalar oluyor. Biz yine umudumuzu kaybetmeyelim. Gayet tabii. Böyle anlatmaya devam edelim. Yani, geçmiş konuşuyoruz. Az da değiliz. Önemli değil. Sayısal azlık çokluk önemli değil. Nitelik önemli. O tarz Bursa sevgisi olan arkadaşlar. Aslında biz sadece Bursalılara anlatmıyoruz bunu. Bursa'yı başka kentlerdekiler de... Onlar da Bursa'da. 15 yıl adam burada yaşıyor. Tabii ki. Hayır, o açıdan söylemiyorum. Bursa dışında yaşayanlar, şu anda yaşayanlar için de anlatıyoruz. Tabii, kesinlikle. Zaten kadim dostum Binay Kazan hatta bugün yazmış. Bursa turizmden yeterince pay alamıyor diye. Hiç olmazsa burada anlatalım ki merak edip gelsin insanlar. O Binay Bey'i kutluyorum. Çok üstüne gidiyor. Üstüne gidilmeli. Gidiyor, gidilmeli. Gidilmeli. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza ve kaleminize sağlık. Çok hızlı geçti. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, heykel postane turumuzu bugün de bitirdik. Biraz heykel postaneden uzaklaştık ama sonuç olarak
Bursa'nın yine mihenk taşı sayılabilecek yerlerinden kısaca söz ettik. Dilerim mutlu olmuşsunuzdur bir an içinde bile olsa. Tekrar görüşmek üzere.